Herkese merhaba. Bu videomuzda baş melek Zeka ile 3. göz çakramızın dengelenmesi için bir meditasyon yapacağız. Daha önce baş melek Zatkiel ile 3. göz aktivasyonu meditasyonu vardı. Onu bu videonun altına koyacağım zaten linkini. Genel itibariyle çakra meditasyonları yapılırken o üçüncü göz çakrası için yapılıyordu. Ben de acaba yapmamalıyım mı diye düşündüm. Sonradan gelen cevap hayır olduğu için bu meditasyonu yapıyoruz. O üçüncü göz aktivasyonu için yapabileceğiniz bir meditasyon. Bu da üçüncü gözümüzün dengelenmesi için yapacağımız bir meditasyon. Çakralarımız çeşitli zamanlarda blokajlanabiliyor. Bu meditasyonda eğer 3. göz çakranızda bir blokaj varsa o blokajı arındırmak ve dengelemek için yapabileceğiniz bir meditasyon olacak. Şimdi meditasyonumuza başlayabiliriz. Rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın. Baş melek Zekail'in alanınıza gelmesine izin verin. Üçüncü göz çakranızın dengede olmasını engelleyen, geçmiş yaşamlarınızdan gelen kayıtlarınız varsa, şimdi baş melek Zekail'in bu kayıtlarınızı arındırmasına izin verin. Üçüncü göz çakranızı doğru tanımlar alanınızda olmadığı için üçüncü gözünüzle aktivasyon çalışmaları yaparken aşırı dengesiz hale getirdiyseniz şimdi baş melek Zekail'in üçüncü göz ve üçüncü göz çakrasıyla ilgili ilahi gerçek bilgileri size tanımlamasına izin verin. Bedeninizdeki 7 ana çakradan 3. göz çakrasını ayrıştırarak onu çok farklı bir yere koyduysanız ve bu inancınızdan dolayı çakralarınız arasında blokaj ve dengesizlik oluşuyorsa baş melek Zekail'in bu inancı bilincinizden ve bilinçaltınızdan arındırmasına izin verin. Baş melek Zekail'in insan bedeni, enerji bedeni ve çakralarla ilgili ilahi olarak bilmeniz gereken gerçek bilgileri size tanımlamasına, alanınızda var olan ilahi gerçek olmayan bilgilerin de alanınızdan temizlenmesine izin verin. Üçüncü göz çakranızın dengede olmasını engelleyen, kök çakranızda bulunan her şeyi baş melek Zekail'in arındırmasına, şifalandırmasına ve dengelemesine izin verin. Üçüncü göz aktivasyonu sebebiyle üçüncü göz çakranızı ters yönde dönüşe zorladıysanız şimdi baş melek Zekail'in bu işlemler esnasında ortaya çıkarttığınız enerjisel dengesizliği ve üçüncü göz çakranızdaki zorlama alanını ilahi olarak arındırmasına izin verin. Baş melek Zekail'in üçüncü göz çakranızın dengede olmasını engelleyen ikinci çakranızda bulunan arındırılması, şifalandırılması ve dengelenmesi gereken her şeyin beden frekansınıza uygun olarak arındırılıp dengelenmesine ve şifalandırılmasına izin verin.
üçüncü gözünüzde geçmiş yaşamlardan bağlantılı bir mühür varsa ve bu mühürden dolayı üçüncü göz çakranız dengede kalamıyorsa, baş melek Zekail'in üçüncü gözünüzle bağlantılı geçmiş yaşamlarınıza ilahi şifayı yönlendirmesine izin verin. Baş melek Zekail'in üçüncü göz çakranızın dengede kalmasını engelleyen üçüncü çakranızdaki arınması gereken her şeyi arındırmasına, şifalandırması gereken her şeyi şifalandırmasına, dengelemesi gereken her şeyi dengelemesine izin verin. Üçüncü göz çakranızın dengede olmasını engelleyen enerji bedenlerinizden arındırılması gereken her şeyin baş melek Zekail tarafından tüm enerji bedenlerinizden arındırılmasına izin verin. Üçüncü göz çakranızın dengede olmasını engelleyen negatif düşünceleri baş melek Zekail'in arındırmasına izin verin. Üçüncü göz alanınıza manipülasyon yapılmasına neden olan varoluşunuzdan şifalanması gereken her şeyi baş melek Zekail'in şifalandırmasına izin verin. Baş melek Zekail'in üçüncü göz çakranızın dengede kalmasını engelleyen kalp çakranızda bulunan arınması gereken her şeyi arındırmasına, şifalanması gereken her şeyi şifalandırmasına, dengelemesi gereken her şeyi dengelemesine izin verin. Baş melek Zekail'in alanınızda bulunan sevgi ve aşk frekanslarıyla bağdaşık olan ve sizin üçüncü göz çakranızı dengesizleştiren enerjileri baş melek Zekail'in sevgi enerjinizden ve aşk enerjinizden arındırmasına izin verin. Üçüncü göz çakranızın dengede kalmasını engelleyen fiziksel ve enerjisel bedenlerinizde bulunan çipler varsa, enerjisel implantlar varsa, plakalar varsa bütün bunları fiziksel ve enerjisel bedeninizden kolayca arındırmasına ve bunların alanınıza dahil olmasına sebep olan alanları da açılmamak üzere kapatmasına izin verin. Üçüncü göz çakranızın dengesizleşmesine neden olan alanınızda bulunan pozitif ve aydınlık olmayan enerjilerin ve formların, bilgilerin baş melek Zekail tarafından arındırılmasına izin verin. Beyin yıkamaya maruz kaldınızsa ve bu işlemden dolayı üçüncü göz çakranız dengesizse baş melek Zekail'in bu beyin yıkama ile ilgili yapılmış işlemi enerjisel ve fiziksel olarak tamamen arındırmasına izin verin. Baş melek Zekail'in herhangi bir insanla telepatik iletişime geçmeye çalışırken İlahi yasalara uygunsuz davranışta bulunduysanız ve bundan dolayı üçüncü göz çakranız dengelenemiyorsa ya da üçüncü gözünüzde aktivasyon olamıyorsa baş melek Zekail'in bu yapmış olduğunuz işlemi geri alıp iptal etmesine ve yönlendirdiğiniz kişinin alanını da ilahi olarak dengelemesine izin verin. Baş melek Zekail'in üçüncü göz çakranızın dengede olmasını engelleyen boğaz çakranızda bulunan arındırması gereken her şeyi arındırmasına,
dengelemesi gereken her şeyi dengelemesine, şifalandırması gereken her şeyi şifalandırmasına izin verin. Üçüncü göz çakranızın dengesiz olmasına neden olan sözleriniz, yeminleriniz, antlarınız, ahitleriniz, akitleriniz varsa ve artık bunların iptal edilip geri alınması ilahi olarak uygunsa, baş melek Zekail'in bunları iptal edip geri almasına izin verin. Baş melek Zekail'in üçüncü göz çakranızı saflaştırmasına ve dengelemesine izin verin. Baş melek Zekail'in üçüncü göz çakranızın dengede olmasını engelleyen tepe çakranızdaki arındırması gereken her şeyi arındırmasına, dengelemesi gereken her şeyi dengelemesine, şifalandırması gereken her şeyi şifalandırmasına izin verin. Baş melek Zekail'in üçüncü göz çakranızın dengede kalmasını engelleyen ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizin alanından saflaştırması gereken her şeyi saflaştırmasına izin verin. Baş melek Zekail'in tüm çakralarınızı dengelemesine ve birbiriyle uyumlamasına izin verin. Derin bir nefes alıp verin. Bedeninizin farkında olun. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Meditasyon esnasında şöyle bir şey geldi. Sanki diğer kalan 6 çakra hiç önemli değil. Sadece 3. göz çakramızın açık olması bizim ruhsal olarak çok gelişkin olduğumuzu gösteriyor. Ya da o çok önemli bir çakra gibi bir algı oluşmuş alanınızda. Ya da hani böyle bir enerji geldi. Eğer böyle bir inancınız varsa bu inançtan bilinç düzeyinde de özgürleşmeyi seçin. Çünkü bizim her çakramızın arınmış ve dengede olması gerekiyor ki üçüncü göz çakramız da sezgilerimizi daha net alabilsin alanına. O yüzden bütün çakralarımızın açık ve dengede olması çok önemli. Ruhsal çalışmalar yaparken de lütfen üçüncü gözünüzü açmak için aşırı çalışma yapmayın. Gördüğüm hani çakranın dönüş yönünün tamamen tersine dönmüş çakralar var ve bu da üçüncü göz aktivasyonuna aşırı odaklandığı için kişi. Her şey ilahi zamanda yaşamımıza dahil olur. Lütfen bir şeyleri ilahi zamandan öne çekebilmek adına kendinizi zorlamayın. İlahi zamana ulaşmanın en güzel yolu kendinizi her halinizle, her parçanızla saflaştırmaya odaklanmak. Bir de lütfen kimseye telepatik mesaj göndermeyin. Sadece ilahi izinliysem deyip insanlara ruhsal bir biliş iletebilirsiniz. Ama onun dışında bazı yaptırılan çalışmalar var. İşte o beni arasın, o bana şunu yapsın, o benimle ilgili şunu düşünsün, bunu düşünsün tarzında. Bu çalışmalar ilahi olarak pozitif çalışmalar değil. Yaptığınız zaman kendinize karmik alan yaratırsınız ve alanınızı dengesizleştirirsiniz. Diğer enerjisel varlıkların da alanınıza müdahale etmesine izin vermiş olursunuz. Çünkü siz ilahi yasalara göre diyorsunuz ki ben ilahi olmayan bir davranış yapıyorum ve bunun karşılığında benim hak ettiğim neyse bunu da kabul ediyorum demiş oluyorsunuz ilahi sisteme. Siz bir şeyleri insanların özgür iradesine saygı göstermeden yaparsanız. Ben bazen ruhsal olarak mesaj iletin diyorum ama burada
bu mesajı iletin dememdeki kasıt ona zorlayın, beynine empoze etmeye çalışın o bilgiyi değil. Sadece gözünüzü kapatın, o kişiye söyleyin söyleyeceklerinizi, iletin mesajınızı. Başka bir zorlama alanı yok ama gördüğüm meditasyon esnasında odaklanılıp kişinin görüntüsü getirilip odaklanarak kişiye yönlendirilen düşünceler vardı. Bunlar dediğim gibi pozitif davranışlar değil. Bunu yaptığınız zaman sizin de manipülasyona açık hale gelirsiniz. Benim meditasyon esnasında fark ettiklerim bunlardı. Her çakramız gibi 3. göz çakramız da dengeli olmalı. Herhangi birinin ötesinde bir işlem lütfen yapmayın. Eğer 3. göz çakranızda dengesizlik olduğunu hissediyorsanız lacivert rengi biraz daha hayatınızda görünür kılabilirsiniz. Çakraları meditasyon yapmadan da dengeleyebilmek için her bir çakranın rengini görmeniz sizin o çakrayı dengelemenize de sebep oluyor. O yüzden eğer böyle bir şey olduğunu düşünüyorsanız 3. göz çakrasının rengi olan lacivert rengi yaşam alanınızda daha fazla bulundurabilirsiniz. Yani lacivert nesneler, kıyafetler ya da işte her ne bulunduruyorsanız onları laciverti biraz daha fazla görecek şekilde alanınızda aktif hale getirebilirsiniz. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.